Hazır mısınız? Hazırım. En sık kullandığınız kelime. Hayır. Biliyorum, gerçekten bu doğru oldu. Hükümlük, sultanlık, özgürlük. İkisinden de asla vazgeçmem. Tamam ama bu soruların cevapları böyle değil mi? Bana ne böyle değilse? Hazır mısınız? Kilit soru. Şimdi ben seni kilitlersen. Kasım paşalık yaptı ya, olmayın. Makasım ama... paşalı ya. Zeyhan'a küstüm. Tabii. Ay, soruyu unuttum, iyi mi? Adamım ben. Muazzez Hanım, hızlı sorularımı bu kez size soruyorum ve gerçekten ne cevap vereceğinizi çok merak ediyorum. Hazır mısınız? Hazırım. En sık kullandığınız kelime. Hayır. Biliyorum, gerçekten bu doğru oldu. Aile. Hayatımın bütünü. Lucky. Şanslı ve lucky. İkisinden de vazgeçmem. Peki, nefret. Aslında olmasa iyi olur ama maalesef var. Sizde var mı? Var. Kendinizi akıllı mı buluyorsunuz, zeki mi? Biraz ondan biraz bundan. Ex'ten next olur mu? Olmaz. Atın atın jil geliyor. Ney o Muazzez Hanım? Yani jil geliyor, atın atın. Atın yani. Yani yenisi geliyor. Jil geliyor. Peki. Alışverişe çıktınız. Elinizdeki son parayı çantaya mı, ayakkabıya mı yoksa mücevhere mi verirsiniz? Son parayı cüzdanımda tutarım. Ne olur ne olmaz. Güzeldi. Kral çıplak mı? Evet, bazen. Bekarlık mı, evlilik mi? Bekarlık, sultanlık, özgürlük. Çok büyük bir kavga ettiniz mi? Kasımpaşa'da yaptım. Yapmadım desem olmaz. Dövdünüz mü? Okul arkadaşımdan bana bir saldırı gelmişti. 5. sınıftaydım. Eve gittim. Anneme anlattım. Oh, iyi olmuş dedi. Ben de şaşırdım annem öyle deyince. Anne, nasıl öyle söylüyorsun dedim. Senin elin yok mu dedi. Ertesi gün ellerim ortaya çıktı tabii. Depremde kurtaracağınız 3 şey. Çantam, şanslı ve lucky. Korona. Sakın uğrama bana. İnşallah. Mantık mı, içgüdü mü? Biraz ondan biraz ondan. Ama Muazzez Hanım. Ama her ikisi de. Tamam ama. Hem içgüdü. Çünkü insanın içgüdüleri insana doğru yolu gösterir. Biraz da mantık tabii yani. Peki. Futbol mu, siyaset mi? İkisinden de anlıyorum desem yalan olur. Hazır mısınız? Hazırım. Kiminle kahve? Cem Yılmaz mı, Şahan Gökbakar mı? Bence... pencere önünde denize bakarken kahve içmek en güzel. Eyvah. Yaz mı, kış mı? Kar yağarsa kış, kar yağmazsa yaz. Yani illa kar yağsın. Anadolu yakası mı, Avrupa yakası mı? Tabii ki Avrupa yakası. Eve misafir geldi Muazzez Hanım. Horluyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız? Uyandırmam, kafamı kapatırım. Tam Muazzez Ersoy cevapları. Aa, şanslı mı, lucky mi Muazzez Hanım? Hayır, ikisi de asla kabul etmiyorum. Kusura bakma, hayır dedemem. Birini 25 günlükten, birini 45 günlükten kucağında evlat olarak büyüttüm. İkisinden de asla vazgeçmem. Tamam ama bu soruların cevapları böyle değil mi? Bana ne böyle değilse? Tropikal adaya tatile gidiyorsunuz. Valize atacağınız... Mesela ilk... nereye? Bora Bora'ya. Bora Bora'ya, işte tamam. Maldivlere. Tamam. Valize ilk üç ne atarsınız? Mayo, güneş kremi, şort ve tişört yani. Peki. Hatır için çiğ tavuk yer misiniz? Yani bazen insan yemek zorunda kalıyor. Aslında yemem de. Para saadet getirir mi, getirmez mi? Para sadece bu dünyada ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir araç. Sofrada obura mı, gevezeye mi tahammül edemezsiniz? Hayır, ikisine de. Hazır mısınız? Kilit soru. Şimdi ben seni bir kilitlersem. Kasımpaşalık yapmayın, olmayın. Aa, Kasımpaşalı ya. Ama soru onunla ilgili. Kasımpaşa mı, Paris mi? Kasımpaşa. Çocukluğum, en güzel yıllarım, arkadaşlarım. En yakın arkadaşınız. Dikkat edin, herkes izliyor. Ya şimdi mi? Şu anda ya da geçmişte de olabilir. İsim, bir isim. Yani mahallede birçok arkadaşım vardı ama bir şekilde hepsi bir yerlere dağıldı. Kimi evlendi, yurt dışına gitti. Kimi başka şehirlere gitti. Yani... Anladım, tamam. Bu da politik oldu. Politik değil, doğruyu söylüyorum. Ama isim alamıyorum Muazzez Hanım. Yok ya. Diana vardı. O da Avustralya'ya yerleşti. Sonra da rahmetli. Hatta giderken bana piyanosunu hediye etmişti. Espri yapmıştım. Allah'tan duymadınız. Duydum da oralı olmadım. Allah uzun ömür versin. Ben müzisyen kulağı var yavrum, ben sarılmayayım. Tamam. En son kime küstünüz? Seyhan'a küstüm. Tabii. Tarihte biriyle görüşme şansınız olsaydı kiminle görüşürdünüz? Ertuğrul Gazi'yi görmek isterdim. Şarkı olsanız adınız ne olurdu? Şarkılar seni söyler, huysuz ve tatlı kız. En korktuğunuz hayvan? Yılan, ayı, kurt. Ki kurtları da çok severim. Asla yemeyeceğiniz yemek? Bamya diyeyim ama bamyayı da severim. Yani yok demek ki. Güzel misiniz? İdare eder. En beğendiğiniz ses? Son yıllarda iki sesi çok beğeniyorum. Gökhan Sezen, biri de Ayşen Birgül. Eskilerden? Eskilerden Muazzez Abacı'yı beğeniyorum. Bülent Arım'ı beğenirim. Düşününce en mutlu olduğunuz an? Annemle, babamla... Sokaktan edindiğim bir kedim vardı, adı Boncuk'tu. Çocukluğumun en güzel dönemleri.
40 yıl sonra insanlar neye özlem duyacak sizce? Sadeliği ve güzelliği. Şimdiden aramaya başladık bile. Dağıtıyorum biraz, enerjiyi çıkartıyorum. Aşk laftan anlar mı? Anlamaz hayatım. güzelmiş. Ruh hayvanınız kim? Ruh hayvanım kim? Ya şanslıdır ya rakidir. Köpek yani. İlk bilgisayar oyununuzun adı? Candy Crush. Yani yeni dönem. Superman ile Batman arasındaki kavgada sizce kim kazanır? İkisi de iyi niyetli kahramanları oynuyorlar. Tabii hayali kahraman bunlar, biliyorsun. Evet. En yakışıklı olan kazansın. Superman. Dedim ya işte, en yakışıklı olan tamam, kazansın. Tamam, sizce en yakışıklı kim Muazzez Hanım? Superman. Teşekkür ederim. Ay soruyu unuttum, iyi mi? Adamım ben kusura getirmeler. Tamam, hatırladım. En sevdiğiniz çizgi film karakteri? Şeyi çok severim yani, çocukluğumda da vardı. Walt Disney'in ördek karakterleri bak. Evet, çok iyiydi. Var Yemez Amca vardı. Var Yemez Amca vardı orada. Yiyenleri vardı. Evet, onu çok severim. Teşekkür ediyorum, bitti sorularım. Çok öpüyorum hayatım. Sağ olun. Ben şimdi ben sana sorayım. Sorun. Kayıttayız. Evet, alayım soru. Yok hayatım, sormuyorum. Tamam. Peki, bitiriyorum o zaman Muazzez Hanım. Öpüyorum. Sağ olun.